Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Size bu programda Türkiye'nin bir röntgenini sunacağız. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada en çarpıcı yönleri sizin huzurunuza getireceğiz. Türkiye'de halk en önemli sorunlar olarak neleri düşünüyor? Türkiye'de başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Cumhurbaşkanı partili mi olmalı, tarafsız mı olmalı? Kürtlerle Türkler arasındaki ortak düşünceler ve farklı düşünceler neler? Yargı siyasallaşıyor mu? Hayır, siyasallaşmıyor. Gittikçe iyileşiyor mu? Bütün bunları konuşacağız. Konuklarımız Sayın Profesör Mustafa Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, davet için teşekkür ederim. Diğer konuğumuz Profesör Banu Baybars Hawks. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Fakat reklamlardan önce künyeyi sizden alalım kısaca. Bu araştırmanın künyesi nedir? Ondan sonra reklamlara giderek programımıza başlayalım. Buyurun. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması bizim 2011 yılından beri yürütmekte olduğumuz bir araştırma. Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından üniversitemizin yürütülüyor. Hocalarımız, başta rektör hocamız Profesör Mustafa Aydın, rektör yardımcımız Profesör Hasan Bülent Kahraman ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanımız Osman Zahin ve ben bu araştırma ekibi olarak çalışıyoruz. Araştırmamız son 3 yıldan beri yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılıyor. Türkiye'yi temsil eden 26 ilde 1000 kişiyle önceden hazırlanmış soru formlarının dayalı görüşmeler yaparak gerçekleştiriyoruz bu araştırmayı. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir reklamlar arası, reklamlardan sonra bahsettiğim konularda bulgular neler, onları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Biz İyi dileklerimizi göstermenin bir yolunu her zaman buluruz. Hiç konuşmadan iyi ki doğdun. Bir gülücükle güle güle otur deriz. Bizim gözlerimiz yaşlı olsa da onlar bir yastıkta kocasın isteriz. Hayatın en özel anlarında sevginizi, mutluluğunuzu, en iyi dileklerinizi göstermeniz için özenle dokuduğumuz bir öz dilek mutlaka vardır. Havalara uçuracak birçok avantaj Olimpa Park Plus'ta sizi bekliyor. Başakşehir'in merkezi Olimpa Park Plus'taki yeni evinize hemen taşının. %30 peşin, 36 ay 0 faiz ve 120 aya kadar vade fırsatını kaçırmayın. Olimpa Park Plus. Artısı çok, faizi yok. 444-6-313. IQ serisi Siemens'ler şimdi avantajlı 2015 fiyatları ve sürpriz fırsatlarıyla Siemens yetkili satıcılarında. Üstelik bonus özel 9 taksit fırsatıyla. Siemens, gelecek evinizde. Darbesiz, Ergenekonsuz, terörsüz, gezisiz, paralelsiz, yeni bir Türkiye. Yeni Türkiye'nin yeni haber sitesi. haberiyakala.com. Emeklilere Hürriyet'ten büyük hizmet. Yeni emekli maaşlarını ilk kez Hürriyet açıklıyor. İşçi ve Bağkur emeklileri, ölüm aylığı, malullük aylığı, engelli aylığı alanlar. Kime ne kadar zam yapıldı? Kimin maaşı net kaç lira oldu? Tablolara bakın, Ocak ayı itibariyle alacağınız zamlı emekli maaşınızı tüm detayıyla öğrenin. Bugünden itibaren ilk defa ve sadece Hürriyet'te. 28-31 Ocak tarihlerinde sizi Emit Turizm Fuarı'na davet ediyoruz. tatilsepeti.com'daki ücretsiz online davetiyenizi kaçırmayın. 3 boyutlu ısıtma teknolojisiyle daha az enerji, daha çok ısı. En çok anneler sever. İki farklı gözle orada neler oluyor? Hendeklere ve öz yönetim terörüne nasıl bakıyorlar?
sokağa çıkma yasakları için ne düşünüyorlar? Akademisyenler bildirisini nasıl karşılıyorlar? Akif Bekir ve gazeteci Mehmet Aksakal soruyor, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yanıtlıyor. Baştan sona bu akşam 22.30'da. Başakşehir'in tam merkezinde Badiyaka Cadde dükkanları satışa çıkıyor. Her gün binlerce aracın geçtiği Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksi ve Başakşehir metrosunun yanında 1 milyon nüfuslu Yenişehir'e giden ana cadde üzerinde. Başakşehir'in yeni iş ve yaşam merkezi Badiyaka Cadde dükkanları 199 bin liradan başlayan fiyatlar ve alternatif taksit seçenekleriyle 24 Ocak saat 14'te açık arttırma usulüyle satışa sunulacaktır. Badiyaka Cadde dükkanları 444-0156. Hayatın en özel anlarında sevginizi, mutluluğunuzu, en iyi dileklerinizi göstermeniz için özenle dokuduğumuz bir öz dilek mutlaka vardır. En iyi dilekler için öz dilek. Darbesiz, Ergenekonsuz, terörsüz, gezisiz, paralelsiz, yeni bir Türkiye. Yeni Türkiye'nin yeni haber sitesi. Haberiyakala.com. Dinozorların hayatta kaldığı bir dünyaya hoş geldiniz. İnsanlarsa... Sen ne küçük şey! Bu dünyanın hakimi değil. Disney Pixar'dan iyi bir dinozor. Sinemalarda. Anacığım, kimse senin gibi böyle mükemmel çay yapamıyor. Of çayın mükemmelliğini en başta annelerimize ve çayımızı hakkını vererek demleyen bütün kadınlara borçluyuz. Bu ustalığın ardındaki binlerce gizli kahramanın emeğini bizlere ulaştıranlara da. Tonlarca çayı her hasatta hep aynı titizlikle harmanlayan ustalarımıza da borçluyuz çayımızın mükemmelliğini. Fabrikalarımızda çayımızı işleyen, fırınlayan, paketleyen, kılı kırk yaran bütün emekçilerimize de. Bize paha biçilemez değerleri miras bırakan, kalitemizden asla taviz vermemeyi öğreten büyüğümüze de. Taptaze çayları kalitesi bozulmadan fabrikalarımıza ulaştırmak için direksiyon sallayanlara da, yaprak yaprak çay toplayanlara da. İlk sürgünü hatırlatan bizim uşaklara da borçluyuz mükemmel of çay sırrını. Yürekten bağlıyız birbirimize sımsıkı. Birimiz eksik olsa böyle olmaz. Özümüzü koymazsak of çay mükemmel olmaz. Bu yüzden onlar çay, bu of çay. Değerli izleyenler, evet programımıza başlıyoruz. Dediğim gibi Türkiye'nin röntgenini çıkaracağız. İlk olarak Mustafa Bey, hocam size sorayım. Türkiye'de şu anda birçok hadise birden yaşanıyor Türkiye'de. Tabii. Ve dünyada. En önemli görülen ne halk tarafından? Bu sene ilk defa, yani biz 5 yıldır yapıyoruz biliyorsunuz bu çalışmayı. Bu sene ilk defa terör birinci sırada çıktı. Şu ana kadar hep işsizlik ve ondan sonra da ekonomiyle bağlantılı diğer konuları alt alta çıkıyordu. Bu sene ilk defa terör birinci sırada çıktı. Üstelik halkı o kadar etkilemiş ki bu sene bu terör. Ne açıdan bakarsanız bakın. Mesela bölgelere göre baktığınızda tüm bölgelerde terör birinci sırada çıkıyor. Ya da siyasi görüşe göre, oy verilen partiye göre, etnik yapıya göre, neye bakarsanız bakın, herkes açısından terör birinci problem olarak gözüküyor. Bu çok enteresan. Yani terör daha ziyade Güneydoğu'da ama ne bileyim ben İzmir'de yaşayan, Edirne'de yaşayan insan da değil mi birinci sırada? Hepsi birinci sırada gözüküyor. Tabii bunun yani iki temel nedeni var tahmin ediyoruz. Bir tanesi PKK'nın son aylarda başlatmış olduğu, Doğu Güneydoğu'da özellikle başlatmış olduğu hani ayaklanma vari bir süreç var. Bundan yapılan bir mücadele var. Dolayısıyla o bizim gündemimizi çok yoğun meşgul ediyor. İkincisi de tabii yani IŞİD kökenli, unutmayalım, Suruç, Diyarbakır, Ankara
Ve şimdi en son da Sultanahmet tabii. Bu en son Sultanahmet'ten önce. Bundan önce dolayısıyla. Sultanahmet'ten sonra herhalde daha da yükselmiştir. Muhtemelen daha da yükselmiştir. Yani sonuçta insanların hayatını birinci dereceden etkileyen bir meseleye dönüşmüş durumda. O yüzden de bu en önemli sorun olarak gözüküyor. Evet. Türk kimliğini ifade edenler, Kürt kimliğini ifade edenler fark etmiyor. Yok fark etmiyor. Bu konuda bir grafik var. Arkadaşlarımız onu ekrana geçsinler. Yorumunu sizden dinleyelim. Evet, yani biraz önce dediğim gibi farklı açılardan baktığınızda mesela Türk kökenliler veya kendini Türk olarak ifade edenler ve Kürt olarak ifade edenler diye baktığınızda terör yine birinci sırada çıkıyor. Türkler 35.7, Kürtler de 34.1. Dolayısıyla aynı. Farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Yani çünkü herkes terörden muzdarip. Bunun etnik kökenle bir alakası yok. Bunu çok net gösteriyor. Tabii yine bakarsanız işsizlik, yolsuzluk, gelir dağındaki eşitsizlik, hayat pahalılığı gibi aslında ekonomiyle alakalı olanları bir araya koyduğunda o da ikinci sırada. Yani o unutulmuş değil, o bir sorun olarak duruyor. Ama birinci sıraya terör çıkmış. Tabii biz yani hocalar olarak bizim açımızdan biraz endişe verici bir şey. Eğitimi Türk halkı bir sorun olarak pek görmüyor. Halbuki hepsinin çözümü orada. Yani bütün sorunların çözümü aslında eğitime yapılacak yatırımda. Biz üniversite hocaları olarak, üniversiteye gelen öğrenciler açısından sürekli olarak bundan şikayet ediyoruz. Burada şu benim dikkatimi çekti. Anlamlı mıdır, değil midir bilmiyorum. Kürt kökenli vatandaşlarımız için Kürt sorunu üçüncü sırada geliyor. Evet. Yani kimliklerinden daha önemli teröre karşı çıkıyorlar. Bunu keşke teröristlerin kendileri de görse bu gerçeği. İkincisi de işsizliği Kürt meselesinden, Kürt kimliğinden daha önemli. Daha yakıcı bir sorun olarak görüyor. Yani insan öncelikle yaşamak istiyor. Yani bu insani doğa. Evet. Önce yaşamak istiyorsunuz çünkü terör buna engel oluyor. İki, beslenmek istiyorsunuz. Geçinmek karnınız doyması gerekiyor. Üstünüze bir kıyafet olması gerekiyor. Eviniz olması gerekiyor. Çocuğunuzu beslemeniz gerekiyor. Ondan sonra kimlik veya siyasi sorunlar vesaire geliyor. Burada çok net çıkmış. Bir de başka bir şey daha var. Yine o grafikte gözüküyor. Göreli önem diyelim. Suriye krizine Kürt kökenli vatandaşlarımız %5,5 demişler. Türk kökenli olanlar ise %2,4 demişler. Dolayısıyla Kürt kökenler açısından Suriye krizi biraz daha kafada daha yer etmiş gözüküyor. Evet. Şimdi ikinci konu Sayın Banu Hocam size soralım. Ben bu sizin araştırmanızı başka araştırmalarda incelediğimde genelde bir eski yıllara göre, geçmiş yıllara göre karamsarlık artışını görüyorum. Mesela ekonomik gidişattan ümitli olmakla hayır iş kötüye gidiyor şeklinde yahut mutluluğun azalması şeklinde. Bu konuda bir grafiğimiz var. Sizin çalışmanızdan özetledik. Evet. Onu ekrana getirelim. Yorumunu sizden de alalım. Evet. Ekrana getirdim. Şimdi geçtiğimiz yılla hayır bu değil. Tamam. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda ekonomik olarak kötü durumdayım diyenlerin oranında bir artış görüyoruz. 45.3'den 53.2'ye doğru bir çıkış var. Daha kötü durumdayım, daha iyi durumdayım diyenlerin oranında da bir azalma var. Tabii burada dikkat çekici olan kötü durumdayım diyenlerin daha çok çoğunluğunun cumhuriyetçi olarak kendilerini nitelemesi. Oysa ki hiç etkilenmedim veya daha iyi durumdayım diyenlerin de daha çok muhafazakar kesimden olması. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Bunu yani Türkiye'de kendisini cumhuriyetçiyim diyenler iktisaden daha kötü durumda olduklarını, durumların kötüleştiğini bu şekilde ifade anlıyorlar. Ediyorlar. Muhafazakarım diyenler hayır değişmedi veya iyileşti. Kendilerini ilişkilendirildiği partinin duruşuyla ilgili bir durum olabilir. Hiç etkilenmedim, daha iyi durumdayım. Çünkü ekonomik olarak da ülke olarak bir büyüme söz konusu, bir gelişme söz konusu. Ben de bunu bu şekilde görüyorum ve bu şekilde de bana yansıyor diye yorumlanabilir. Bir taraftan da muhafazakar kesimin gerçekten ekonomik olarak durumunun daha iyi olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Kaynaklanıyor olabilir. Yani başka veriler de bunu gösteriyor. Geçenlerde gazetede bir haber vardı. Mesela MÜSİAD üyelerinde bir patlama var. Bu hem işte ben muhafazakarım, iktidarın aleyhine olmasın, durumum fena değil diye bir psikoloji de olabilir.
reel olarak Türkiye'de muhafazakarlar iş hayatına daha fazla girdikleri için doğru. Eskisine doğru mu? Yani daha... bir üçüncü şey, yani bir kere özdeşleşme var Türkiye'de çok fazla. Bütün anketin içinde de onu görüyoruz. Her soruda bir miktar partisiyle özdeşleşme var. Yani muhalefet partilerini temsil edenler veya onlara oy vermiş olanlar hep biraz daha negatif bakıyorlar. İktidar partisine oy vermiş olanlar da biraz daha pozitif bakıyorlar. Dolayısıyla muhafazakarların da önemli bir kısmı iktidar partisine oy vermiş olduğu için onlar buna biraz daha pozitif bakmış olabilirler. Bir başka açıklaması evet. Bence hani sizin söylediğiniz de doğru. Muhafazakarlar giderek daha fazla sayıda iş hayatına giriyor. Bir de muhafazakarlık da zaten belli bir noktaya kadar artmış durumda. Arttı evet. Üçüncü bir şey de muhafazakarlar tabii iktidarla daha fazla eklemlenmiş olabilirler ekonomik açıdan. Evet. Yani iktidarın getirdiği nimetlerden daha fazla faydalanıyor olabilirler. Diğerleri kendilerini daha dışlanmış ve dışarıda hissediyor olabilirler ve fiziki fiili olarak da hani kamu ekonomiden daha az yararlı. Belediye yatırımları değil evet. Mi? Taşeron hizmetleri falan. Bu hakkında yani bunun etkisi de var. Mutluluk konusunda ne dersiniz? Yani mutluluk Türkiye'de yaşamaktan kendini mutlu hissetmek. Evet. Yani orada bir evet. Şey, arkadaşlar galiba arkadaşların bir grafiği var sesli olarak onu izleyelim. Ondan sonra sizin yorumunuzu alalım. Mada Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyenler 2011 yılında %62,1 iken 2015'te %48'e düşmüş. Mutsuz olduğunu ifade edenlerse 2011'de %14,2 iken 2015'te %25,7'ye yükselmiş. Evet bu tabii uzun dönemli bir trend ve aslında farklı yıllara baktığınızda trend doğrusal şekilde ilerliyor. Yani bir zikzak çizmiyor. Çizmiyor. 2011'den bugüne kadar baktığınızda kendisi açısından Türkiye'de yaşamakta mutlu musunuz diye sorduğunuzda bunda bir azalma söz konusu. İstikrarlı bir azalma. İstikrarlı bir azalma söz konusu. Hani %62'de başlamışız. 65'e çıkmış. 67'ye çıkmış. Sonra tekrar aşağı düşmeye başlamış. Bu sene özellikle ciddi bir düşüş var. %60'dan %48'e düşmüş. Bu çok ciddi bir düşüş. Bu düşüşün kesin ve doğru olup olmadığını aslında seneye anlamamız gerekiyor. Çünkü belki seneye toparlayacak bu. Ha, olabilir. Onu bilmiyoruz. Ama bu sene çok keskin bir düşüş var. Mutsuzlukta ciddi bir artış var. Bir artış. Neden olabilir bu mutsuzluk? Aslında çok rahat açıklanmıyor. Çünkü pek çok diğer başka veriye baktığınızda sanki ülke iyiye gidiyor gibi bir mesaj var. Daha sonra konuşacağız aslında demokrasinin durumu vesaire evet. Gibi. Fakat kişisel olarak sorduğunuzda ben mutsuzum. Diyor. Belki ekonomiyle, belki terörle, yani en önemli iki sorun ekonomik olarak baktığınızda çok etkilendiğini söylüyor. Evet. Önemli bir. Ondan kesin. Da mutsuz hissediyor. Ondan olabilir. Da mutsuz hissediyor olabilir. Seçimler yapıldı, iki seçim üst üste yapıldı. Bir kesim seçimin mağlupları diyelim, muhtemelen çok mutsuz hissediyorlar. Çünkü biz bunu Aralık'ta yaptık bu anketi. Evet. Dolayısıyla Kasım ayında olmuş olan seçim sonuçlarından mutsuz olanların o mutsuzluğu devam ediyordur. Olabilir. Yani, seçim sonuçlarından kendi partisi açısından iyi evet. Sonuç alındı diye mutluluk duysa bile üst üste iki seçimin yarattığı tansiyondan. O da olabilir. İşte terör yani bilhassa mutlu olanlar bir yandan terör galiba. Çok kasvetli bir şey. Yani evet. İnsanları çok üzebiliyor. Evet. Şimdi değerli izleyenler Türkiye'de insanlarımız kendilerini siyasi ideolojiler bakımından nerede hissediyorlar? Cumhuriyetçi, muhafazakar, milliyetçi, sosyalist, sosyal demokrat. Bu araştırmada bunun da röntgeni var. İzleyelim. 2015 yılında halkın %35,4'ü kendisini muhafazakar veya dindar olarak tanımlıyor. Milliyetçi olduğunu söyleyenlerin oranı %16,3. Sosyal demokratların oranı %9,4. Sosyalistlerin oranı %7,3. Ulusalcıların oranı ise %2,9. 51. Banu Hanım ne diyorsunuz? Ben buradan şöyle bir şey görüyorum. Herhalde biz üçümüz bir karar versek, milliyetçi, muhafazakar bir parti kursak, ne kadar oy alacağımız becerimize bağlı falan ama hazır bir kitle de var. Değil mi? Yani %50-51 gibi bir şey var. Hazır bir kitle hazır var. Bir kitle var yani. Kendisini nitelemeden bu eğilimde olan insanlar da olabilir. Ne diyorsunuz buna? 2011 yılından beri bizim zaten bir tespitimiz var. Muhafazakarlık sürekli bir yükseliş eğilimindeydi. Bu sene stabilize olmuş gözüküyor bu rakamlar. Biz ilk defa bu yıl muhafazakar ve dindar ayrımını yaptık. Evet. Burada da muhafazakarlık 21 civarlarında çıktı dindarlıkta. Dindarla toplayınca 35 oluyor. 35 oluyor.
Dolayısıyla bir bu yıl artık bu oranlar biraz stabilize olmuş gözüküyor. Stabilize oldu demek hem daha fazla artma ihtimali az demek hem düşme ihtimali az demek. Doğru mu evet, anlıyorum? Evet, doğru. Doğru. Evet. Aşağı yukarı. Bu partileri de nasıl ortaya çıkıyor? Yani ben şunu merak ediyorum. Ben solcuyum, sosyalistim, sosyal demokratım deyip de sağ partilere oy veren var mı? Yahut mesela AKP'ye oy veren kendi böyle cumhuriyetçi, sosyal demokrat falan evet, var mı? Evet, çok ilginç aslında. AK Parti'nin içinde %11'lik bir kesim var. Kendilerini cumhuriyetçi, kemalist olarak görüyorlar. Tabii, yani AK Parti'ye oy veren 100 kişiden 11'i. Evet, evet. Ve tabii ki en fazla oran burada muhafazakarlık %36.6 ile. CHP içinde ki %46'lık bir kesim kendini cumhuriyetçi kemalist olarak görüyor. Milliyetçi olarak gören %13'lük bir kesim var. Yine sosyal demokratlar. Muhafazakar görüp de CHP'ye oy veren var mı? Muhafazakar olarak görüp de CHP'ye oy veren %7'lik bir kesim var. Az. Evet. Evet. Yani Kılıçdaroğlu muhafazakarlardan da oy almaya çalışıyor ama demek ki evet, mesajı benim henüz algılanmadı mı, ulaşmadı mı? Evet. Benim aslında burada evet, benim çok dikkatimi çeken HDP içindeki seçmenlerin %48'e yakınının kendini cumhuriyetçi kemalist olarak görüyor olması. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu izah zor aslında. Yani o tabii şöyle, biz orada yani milliyetçi dediğimizde muhtemelen HDP seçmeni kendi milliyetçiliğini burada bizimle ilgili bir yorum yapıyor tahmin ediyorum. Bunlar milliyetçi sorunca Türk milliyetçiliğini soruyorlar deyip onu işaretlemiyor Kürt kökenli olanlar. Evet. Ama kemalist deyince açıkça HDP'lilerin cumhuriyetçi muhtemelen, yani orada cumhuriyetçilik kavramı ve orada Türk kökenli olanlar da zaten muhtemelen HDP'ye oy veren Türk kökenliler de kendini milliyetçi olarak tanımlamamıyor olanlar. Yani dolayısıyla soldan oy alıyor aslında Türkiye'nin siyasi yelpazesine baktığınızda sol liberal kanattan muhtemelen oy alıyor. Yani HDP'yi yelpazenin solunda görmek lazım. Biraz yani bu sonuçlar da onu gösteriyor. Hani benim kendi evet, bakışım açısından o zaman Hüsnü Bey şöyle yani bir şey ortaya çıkıyor. Son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi %25. Evet. 11'de HDP aldı. Bu civarlarda bir rakam. Evet. Biraz aşağı, biraz evet, yukarı. 36. %35'lik, 36'lık sol oy çıkıyor işte ortaya. Evet, zaten Türkiye'de geleneksel olarak evet, biliyorsunuz 60-40'tı. Bu 1980'den sonra bir kaymaya uğradı. 70-30 gibi oldu dendi. İşte bu da 65-35 gibi bir şey var. Tabii HDP'nin Kürt oylarına hitap etmesi bunu biraz değiştiriyor. Çünkü Kürt, muhafazakar Kürtlerin de bir kısmı HDP veya İslamcı veriyor, Kürtler. Evet. Dolayısıyla muhafazakar Kürtler ne oranda HDP'ye oy veriyorlar Banu Hanım? Onu burada kırılma olarak önümüzde yok galiba o. Ama var yani değil mi? Aranınca bulunabiliyor. Şimdi şeyde bir Haziran seçimlerinde daha yüksek oy verdikleri sonra tekrar AKP'ye bir kayış olduğu anlaşılıyor. Evet. Şimdi Türkiye'deki önemli faktörlerden biri de Mustafa Bey bu kutuplaşma meselesi. Evet, evet, evet. Siz bunu bilgisayarınızda kutuplaşma eksenleri olarak nitelemişsiniz. Yani hangi konularda Türkiye kutuplaşıyor? Birinci planda din ve laiklik yahut... Biz orada birkaç şey verdik, şık verdik tabii. Onlardan birini seçin dedik. Yani evet, laik Müslüman, sağcı solcu... Evet, yani Türkiye bu eksenlerin hangisinde kutuplaşıyor? Evet, diye soruyorsunuz. Tercihinizi belirtin dediğimizde halkın çok önemli bir kısmı laik Müslüman ekseninde bir kutuplaşma olduğunu söylüyor. %40 gibi. %26'sı sağcı solcu, %20'si batılı doğulu olarak ifade ediyor. Ondan sonrakiler zaten çok önemli değil. Yani Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede zengin, fakir farklılığın bu kadar önemsiz olması dikkat çekici değil mi? İşte bu aslında başka anketlerde ve bizim anketin daha sonraki bazı sorularında da ortaya çıkıyor. Kimlik
daha meseleleri, baskın. Kültür meseleleri Türkiye'de son yıllarda özellikle çok baskın hale gelmiş durumda. Aslında Türkiye gibi hakikaten gelişmekte olan bir ülkede ve ekonominin sürekli değişimde olduğu, zenginleşen kısmın arttığı, işte orta tabakanın bir kısmının fakirleşip bir kısmının zenginleştiği, oranın değiştiği bir ortamda kentli taşralı, hatta bu kadar çok göçün olduğu bir yerde hem kentli taşralı hem zengin fakir ayrımının pek önemsenmiyor olması da enteresan tabii yani. Bu tablo Türkiye'de Sosyal Demokrat Partilerin fikirlerin niye zayıf olduğunu izah ediyor. Yani eğer sosyal vatandaş bunu... İktisadi bir fikir tabii, değil mi? Tabii vatandaş eğer bunu önemsiyorsa, laik Müslüman farkını, o zaman işte ekonomi üzerinden yapılacak bir politika arayışının çok da fazla bir anlamı olmuyor. Tabii yalnız şeyi unutmayalım, çok yakın zamana kadar da seçimlerde biraz da bunun tersinde bir şey çıkıyordu. Yani seçimlerde yaşam tarzları üzerinden politika yapmaya kalktığında örneğin CHP oy kazanmıyordu, evet, oy kaybediyordu. Onu bırakıp ekonomi üzerinden konuşmaya başlayınca kendisini konsolide etti, hatta belli bir puan da arttırdı. Dolayısıyla arttırdı. Yani bu ayrım belki vatandaşın kafasında keskinleşmiştir ve oy verdiği parti açısından bir kesinlik ortaya çıkmış olabilir. Ama seçimde yine iş, aş, ekmek onlara bakıyor galiba. CHP'nin oyları zaten son 3 seçimde Kılıçdaroğlu döneminde %25'e çıktı. Doğru. Ondan önce en yüksek DSP çöktükten sonra bile en yüksek oy %20 idi. Evet, yani, evet. Yani o kimlik siyaseti yapıldığı dönemde yükseltememişler. Evet. Bu kimlik farklılaşması Banu Hanım partilere göre nasıl fark ediyor? Partilere göre örneğin laik Müslüman kutuplaşması vardır diyenlerin çoğunluğu AK Parti ve CHP'den çıkıyor. Yine %37.8 oranında da bir HDP seçmeni mevcut. Sağcı solcu kutuplaşması vardır diyenlerin çoğunluğu HDP'den çıkıyor. Batılı doğulu çatışması ya da kutuplaşması vardır diyenlerin çoğunluğu da MHP'den çıkıyor. Evet. Yani işte bu doğulu, batılı, orada layık, belki biz Müslüman, onu Türk diye de sorabilirdik, evet, ama biz herhalde tartışırken etnik temele oturtturmadık bu buradaki. Çünkü o siyasi eksen değil aslında. Evet, biraz siyasi eksen. Siz siyasi ekseni sorguluyorsunuz. Evet. Bir de kişinin kendisi laik olabilir, seküler olabilir, dindar olabilir vesaire. Ama Türkiye'yi nasıl görüyor var? Nedir o bulgular? Türkiye vatandaşlarımızın çeşitli kesimleri tarafından nasıl görülüyor? Bir kısmı daha muhafazakar görüyor, halbuki o kadar muhafazakar değil. Bir kısmı ne bileyim ben daha liberal görüyor, halbuki o kadar liberal. Böyle bir şey de var araştırmamızda. Evet. Şimdi biz böyle sorular sorduk. Böyle bir sorumuz: Türkiye dindar mı, laik bir ülke mi? %54'lük. Evet. Bu çok enteresan. Sosyalistler, Türkiye'nin, sosyalistlerin %79.5'i Türkiye'nin dindar olduğunu düşünüyor. Evet. Kendileri dini konulara, nasıl söyleyeyim, kimseyi de rencide etmek istemem, mesafeli durdukları için diyeyim, o kadar mesafeli olmayanlara bakınca Türkiye çok dindar, evet, görüyorlar. Halbuki muhafazakarlar da laik görüyorlar. Muhafazakarlar da Türkiye'nin laikleştiğini, yeterince dindar olmadığını, evet, düşünüyorlar. Evet. Buyurun anlatın, evet. Yani bu, bu çok enteresan, evet. Bu aslında çok tipik bir şeydir. Yani Türkiye'yi bir kenara bırakalım, başka ülkelerde de. Ben bir yıllar önce bir araştırma hatırlıyorum. İngiltere'de yapılan bir araştırmaydı. Londra'da insanlara soruyorlar, işte Londra'da yaşayan ne diyelim renkli insanların oranı nedir diyorlar. Mesela %40 falan gibi rakamlar çıkıyor. Halbuki doğru rakam %2-3 gibi bir şey. Dolayısıyla insanlar aslında rahatsız oldukları, endişe duydukları konuları büyütmek, kendileri için önemli olan konuları da küçültmek eğilimindedirler. Şimdi burada da o çok net çıkıyor. Yani sosyalistler, sosyal demokratlar Türkiye'nin dindar bir ülke olduğunu ve hatta giderek dindarlaştığını düşünüyorlar. Buna karşılık muhafazakarlar ve bir miktarda milliyetçiler herhalde yeterince dindar olduğunu düşünmedikleri için onlar da Türkiye'nin layık olduğunu düşünüyorlar ağırlıklı olarak. Evet. Yani buradaki dediğiniz gibi bir değer hükmü değil, algılama. Algı tabii. Algılama. Tabii, evet, tabii, algı. Yani enteresan hakikaten. Piccadilly'de böyle birkaç tane renkli görse her yeri işgal ettiler. Yani
bir şey de öyledir. İşte mültecilerle ilgili ön yargılar evet. vesaire de öyledir. İki tane şey görürsünüz, mülteci görürsünüz. Ülkeyi yabancılar bastı diye şikayet etmeye başlarlar. Evet. Şimdi efendim Kürtler arasındaki siyasi eğilim. Bizde maalesef şöyle bir genelleme var. Kürtler dediğimiz zaman hepsi bir blok. Dindarlar dediğimiz zaman hepsi bir blok. Solcular, liberaller, sağcılar, muhafazakarlar dediğimizde hepsi blok. Halbuki öyle değil. Sizin araştırmanız da onu gösteriyor. Bu arkadaşlar bunu ekrana getirsinler. Kürtler arasındaki siyasi eğilimler nasıl onun, bunu çok önemsiyorum ben bu konuyu. İzahını sizden rica ederim. Sesli olarak bir bantımız var, onu izleyelim. Evet. Ankete göre Türkiye'de yaşayan Kürtlerin %32,6'sı ayrı devlet istiyor. %24,8'inin tercihi daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti. Özerklik isteyenlerin oranı %19,9. Federal devlet isteyenlerin oranı ise %11'de kalıyor. Mevcut yapının devam etmesini isteyenlerin oranı ise %11,7. Bu neyi gösteriyor bize? Rakamlar şimdi, biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılarsak, şimdi Kürtler arasındaki siyasi eğilimler nasıl diye sormuştunuz. Kürt kökenler arasında baktığınızda kendini dindar olarak tanımlayanlar %23,5 gibi bir rakam. Sosyalistler %21, muhafazakarlar... Kürtler arasında sosyalistler %21 mi? Evet. Muhafazakarlar %19, sosyal demokratlar %19. Şimdi bunları toplarsak aslında dindar muhafazakar dedikleriniz %23 artı 19, 33, 50, 40, gibi. 42 gibi bir şey çıkıyor. Türkiye ortalamasından az. Evet, sosyalist, sosyal demokrat diyenler de %40 gibi çıkıyor. O da Türkiye ortalamasından çok, biraz yüksek. Çok fazla, evet. Dolayısıyla hani Kürt seçmende anlaşıldığı kadarıyla Türkiye siyasi yelpazesinin daha soluna kaymış bir var. Seçmen var. Bu gördüğümüz neydi? Bu gördüğümüz arkadaşlar bir daha getirirlerse evet. Belki onun üzerinde rahat konuşabiliriz. Evet. Bu Kürtler biz birkaç bir soru soruyoruz. Yani sizce Kürtler nasıl bir yönetim isterler? Nasıl bir gelecek isterler diye. Bu Kürtlerin nasıl istediğinin Türkiye ortalamasından düşünülmesi. Yani bağımsız bir Kürt. Türkiye ortalamasında Kürtlerin ne istediği nasıl zannediliyor? Evet. Yoksa Kürtler ben şunu istiyorum demiş değil bu. Hayır. Hemen onu ben bir daha kendi şeyimden bulursam. Burada biz öncelikle temel olarak tüm halka Türk Kürt karışık soruyoruz. Diyoruz ki sizce Kürtler nasıl bir yönetim şekli istiyorlar? Evet. Birinci olarak bağımsız Kürt devleti istedikleri düşünülüyor Kürtlerin. İkinci sırada daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti, üçüncü, dördüncü sıralarda da özerk yönetim ve federal devlet yapısı geliyor. Tabii burada dikkati çeken genel nüfusa baktığımızda Kürtlerin bağımsız Kürt devleti istediklerine ilişkin algının yıllara göre bir düşüş trendinde olması ve daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti istediğine ilişkin algının da yükselişte olması. O rakam verir misiniz? Tabii. Örneğin geçtiğimiz yıl %50,8 iken bağımsız Kürt devleti istediklerine ilişkin algı bu yıl %32,6'ya düşüyor. Geçtiğimiz yıl yine %11,6 iken daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti istediklerine ilişkin algı bu yıl %25'e yükseliyor, %24,8'e yükseliyor. Tabii özerk yönetim istediklerine dair algı ve federal devlet yapısı da yine bir yükseliş trendinde. Biz bunun kırılımını da yaptık. Yani açılımını yaptık. Kendisini Kürt olarak tanımlayanlar arasında bu algı nasıl? Ve kendisini Türk olarak tanımlayanlar arasında. Kendisini Kürt olarak tanımlayanlar Kürtlerin özerk bir yönetim şekli istediğini düşünüyor. Ne kadar özerklik istiyor? %33,3. Evet. Daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti istediklerine ilişkin algı %30,6. Bağımsız Kürt devleti istediklerine ilişkin algı da %23,4. Oysa ki kendisini Türk olarak tanımlayanlara baktığımızda birinci sırada bağımsız Kürt devleti istediklerine ilişkin algının birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Yine ikinci sırada daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti var %22,2 ile ve üçüncü sırada özerk yönetim
istediklerini görüyoruz. Yani Kürtlerde özerk ya da demokratik bir tarzda Türkiye içerisinde yaşamak fikri daha güçlü. Evet. Fakat Türkler, hayır Kürtler o kadar da bizden beraber yaşamak istemiyorlar algısındalar. Evet. Bu tipik bir çatışma dinamiği. Ha, ne demek? Birbirini yanlış anlama dinamiği. Çatışan iki taraf varsa, bu iki ülkede olabilir, bir ülke içinde iki farklı etnik grup vesaire de olabilir. Birbirlerinin niyetlerini yanlış okurlar. Karşı taraf için daha kötü bir şeyi vehmederler, öyle diyelim. Dolayısıyla bu örnekte de çıkıyor. Türkler, Kürtlerin daha olumsuz nitelenen alternatifi seçtiğini, yani bağımsız bir Kürt devleti istediğini daha yüksek oranda düşünüyor. Halbuki Kürtlere bunu söylediğinizde o güçlü bir olasılık çıkmıyor. Yani özerk yönetim ve demokratik Türk Cumhuriyeti diye baktığınızda %65'e yakın bir oran çıkıyor. Evet. Dolayısıyla Kürtler ayrı bağımsız bir Kürt devleti kurmayı pek o kadar istemedikleri anlaşılıyor. Evet. Üstelik hani şey olarak, trend olarak bakarsanız, Türk-Kürt bir arada değerlendirdiğinizde bağımsız Kürt devleti kurmak istiyor Kürtler algısı da toplu olarak da bir düşüşte zaten. Evet. Yani Banu Hoca'nın ifade ettiği gibi hani %69'dan %32'ye kadar inmiş gözüküyor. Dolayısıyla daha önemli olan hani Cumhuriyet, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusu giderek daha fazla öne çıkıyor burada. Dolayısıyla demokratikleşme bir birleştirici unsur olabilir, potansiyeli var bu cevapta. Bu onu gösteriyor, evet. Bu onu gösteriyor. Evet. Şimdi hocam, burada benim şu dikkatimi çekti. Özerklik kavramı Türkiye'de ta öteden beri konuşulan bir kavram değil. Evet. Çok eskiden muhtariyet denirdi, fazla konuşulmazdı. Son iki yılda konuşulup da kendisini Kürt kimliğiyle tanımlayan vatandaşlarımızın %33'ü tarafından kabul edilmiş olması da çok süratli bir politizasyonu gösteriyor. Ama tabii evet, doğru. Yani değil mi? PKK'nın bu konuda çok ciddi bir etkisi oldu. Ben oradan gelecektim. Tabii. Yani yukarıdan aşağı bir politizasyon mekanizması var. Lider kabul ettikleri insanlar ne derse Yalnız şeyi, PKK açısından bu çok uzun yıllardır aslında dile getiriyor. Tabii onlar öyle. Yani neredeyse 20 yıldır bu özerklik kavramı, özerk yönetim kavramı dile getiriliyor. Farklı şekillerde, bazen değişiyor, bazen kayboluyor falan. Fakat çok açık konuşulmuyordu. Kendi aralarında konuşuyordu. Yayın yasakları falan vardı. Evet. Ama şimdi serbestçe HDP tarafından özerklik söylenmesi. Tabii onlar öz yönetim, öz yönetim diyorlar şu anda. Seçim bildirilerinde bu öz yönetim lafı biraz, özerklik lafı biraz ürkütücü geldiği için seçim bildirilerinde dediğiniz öz gibi onu. Yani orada bir şey var. Bir tutunmuşluk var. Daha çok net değil. Birinci tercihleri de değil. Yani ama yine de bir şey var orada. Birinci tercihleri değil. Yani Kürt olarak tanımlayanların birinci tercih olarak çıkıyor, doğru. Ama evet. Hani genel olarak baktığımızda algıda henüz birinci sıraya birinci tercih değil. Yani. Türklerde o kadar kaydedilmemiş hafızaya. Evet. Bu bulguları hocam siz nasıl yorumluyorsunuz, Banu Hanım? Yani ben de aynen hocam gibi düşünüyorum aslında. Evet. Şimdi önemli bir konu var. Ben bunun önemli olduğunu izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Türklerle Kürtleri bir arada tutan önemli bağlar neler diye sorursunuz. Bunu hem Kürtlere soruyorsunuz hem Türklere soruyorsunuz. Dolayısıyla da iki taraf kendisini öbürüne bağlayan bağların ne olduğunu anlatmışlar. Bu fevkalade önemli. Sevinilecek taraflar var. Benim endişe ettiğim taraflar da var cevaplarda. Evet. Ama bir reklam arası veriyoruz reklamlardan sonra. Bizden ayrılmayın. En önemli konulardan birini görüşeceğiz. Şu halime bak. O halde bankaya da gidemem. Nasıl ödeyeceğim ben hastane masrafları? İkisi, bankaya gitmene gerek yok. Al telefonunu. Gir Akbank'a. Hop, kredin hemen hesapta. Yattığın yerden hesabına yatan kredi Akbank'ta. Gir Akbank'a, direkt kredin hemen hesabında. Vay, hakikaten hemen yattı. Biz iyi dileklerimizi göstermenin bir yolunu her zaman buluruz. Hiç konuşmadan iyi ki doğdun. Bir gülücükle güle güle otur deriz. Bizim gözlerimiz yaşlı olsa da onlar bir yastıkta kocasın isteriz. Hayatın en özel anlarında sevginizi, mutluluğunuzu
en iyi dileklerimizi göstermeniz için özenle dokuduğumuz bir öz dilek mutlaka vardır. En iyi dilekler için öz dilek. Görüntü teknolojisinde en yüksek nokta. Arçelik Curved Ultra HD TV. Ultra HD 4K görüntü kalitesi ve ultrasound ses sistemiyle. Elektronikte son teknoloji ne varsa Arçelik Curved Ultra HD TV'de. Forex'in avantajlı dünyasında dövizden altına tüm yatırımlarınızı 5 gün 24 saat boyunca yapın, tek tıkla yatırım yapmanın keyfine varın. ALB Forex, Türkiye'nin Forex şirketi. Şimdi hemen teslim Arçelik televizyonlar 1500 liraya varan indirim ve ön ödemeli fiyat avantajıyla. Başakşehir'in tam merkezinde Badiyaka Cadde dükkanları satışa çıkıyor. Başakşehir'in yeni iş ve yaşam merkezi Badiyaka Cadde dükkanları 199 bin liradan başlayan fiyatlar ve alternatif taksit seçenekleriyle 24 Ocak saat 14'te açık arttırma usulüyle satışa sunulacaktır. Badiyaka Cadde dükkanları 444-0156. 3 boyutlu ısıtma teknolojisiyle daha az enerji, daha çok ısı. CHP kurultayları sağım solum tarihte masaya yatırılıyor. İsmet İnönü Genel Başkanlığa nasıl seçildi? Ebedi şef ve milli şef unvanları nasıl ortaya çıktı? Ortanın solu fikri CHP'de hangi değişimleri getirdi? Altan Öymen, Taha Akyol, Mehmet Alkan ve özel konuk Tarhan Erdem'in katılımıyla sağım solum tarih Pazar 22'de. Hayatın en özel anlarında sevginizi, mutluluğunuzu, en iyi dileklerinizi göstermeniz için özenle dokuduğumuz bir öz dilek mutlaka vardır. En iyi dilekler için öz dilek. Uçmak mı istedin? En uygun fiyatlarla istediğin yere uçmak artık çok kolay. Ucuzabilet.com'a gel, biletini hızlıca al, ETS Tur güvencesiyle uç. Ucuzabilet.com. Vestel akıllı buzdolabı. Kampanya başladı, siz çaktırmadan koşun. Hızlı yıkayan çamaşır makinesi. Bu reklam daha uzar, siz bence koşun. Su ve enerji tasarruflu bulaşık makinesi. Hanımefendi biraz daha hızlı. Ve çok şık Vestel Ankastre fırınlar. Çabuk çabuk çabuk. Siz de seçili Vestel beyaz eşyalardan alın. Avrupa'ya gidiş dönüş çift kişilik uçak bileti kazanın. Türkiye Vestel'leniyor. Hem doğuyuz hem batıyız biz. Medeniyetlerin buluştuğu bu topraklarda binlerce yılda oluşan bir harmoninin birlikte zengin, birlikte güçlü, ilahi ahengiyiz biz. Her seferinde yeniden doğduk küllerimizden. Azmi inovasyonla bilenen, genç ruhu tutkuyla büyüyen, inancıyla gelişen bir ülkeyiz biz. Türkiye yeni markasıyla hikayesini dünyaya anlatıyor. Türkiye, gücünü ve potansiyelini keşfet. Esse mağazalarında granit tost makinesi sadece 99 lira. Esse. Evinizi şımart. Aska eklentili ve ergonomik kozi işinizi kolaylaştırır. Bürotime, işi kolaylaştırır. Güneş doğarken yemyeşil çayırların üstüne sevgiyle besleniriz. Süt aşkı kalbimizde. Süttür süt aşın aşkı. Süt aşın aşkı süt aşkı. Doğal lezzet süt aşın aşkı. Sofralar bilir bu aşkı. Süttür süt aşın aşkı. Süt aşın aşkı süt aşkı. Çiftlikten sofralara doğal lezzet. 41 yıldır süt aşkıyla. Sevgi dolu gülüşler, hep bu hayatı özler.
seni bekler. Park Yaşam Ataşehir İzmir. Hayat seni bekler. Canın sucuk mu çekti? Şöyle eti bol. E tıkla gelsin. Şahin 724.com'u tıkla. Sucuktan pastırmaya, salamdan mantıya, canın ne çektiyse fabrikadan direkt kapında. Şahin'in benzersiz lezzetleri sadece bir tık uzağında. Arayıp da bulamayanlar için, Şahin 724.com. Hadi tıkla. Ne alırsan al HSBC Advantage'da al. İster taksitle tencere al, ister pencere. İstersen badana için boya al, o da olmadı Adana için uçak bileti. Sen iyisi mi? Taksitle yalı al ya da göz kamaştıran bir halı. Ne alırsan al mutlaka HSBC Advantage'da taksitle al ki 50 TL nakit puan kazan. 15 Şubat'a kadar HSBC Advantage üye işyerlerinden 3 defa en az 150 TL ve üzeri taksitle alışveriş yapan herkese 50 TL nakit puan hediye. Hemen taksit yaz 4477 diye gönder. Değerli izleyenler, Türkiye'nin röntgenini çıkarmaya çalışıyoruz, çıkarıyoruz daha doğrusu. Bu konudaki bulguları size sunuyoruz. Konuklarımız Profesör Mustafa Aydın ve Banu Hawks olmak üzere. Hocam, Türkiye'de Kürtleri ve Türkleri birbirine bağlayan bağ nedir diye siz bir soru sormuşsunuz. Onu biz ekrana getirelim, ondan sonra bunu nasıl anlamak lazım size soracağım. Bakalım. Evet. Bunu yorumlayın hocam, buyurun. Yani buradan baktığınızda hemen çok rahatlıkla gözüküyor. Bu tabii genel ortalama, hem Türk, evet, hem Kürt, herkes burada dahil. %47'si çok net bir şekilde, yani yarıya yakını, Müslümanlığın Türklerle Kürtleri birbirine bağlayan ana unsur olduğunu söylüyor. Bu anlaşılabilir bir olgu, aynı zamanda sosyolojik bir olgu. Mesela Kuzey İrlanda'da bir tarafın Protestan, öbür tarafın Katolik olması çatışmayı hızlandırdı. Bizde o kadar net bir ayrım yok. Yani yok. İşte birisi Sünni, birisi Alevi olsaydı o zaman da bir ayrım olabilirdi. Ama öyle değil yani. Evet. İki tarafta. Bu birleştirici bir unsur olduğu gerçek. Evet, evet. Farklı bir din olmaması açısından bu önemli. Bunu insanların da önemsediği anlaşılıyor. İkinci olarak da ortak tarih çıkıyor. O da %26 gibi aslında, evet, önemli bir oran. Dolayısıyla bir ortak geçmişimiz var, bir ortak dinimiz var. Bu bizi bir arada tutan ana unsur gibi gözüküyor. Burada maalesef biraz... Arkadaşlar ekrana geçsinler tekrar, evet. Çıkan şey ortak gelecek beklentisi %10 gibi çıkmış. İşte bu endişe verici. Bu endişe verici, uzun vadede endişe verici. Hani bugünkü resim açısından ne kadar endişe verici olduğu bir tarafa, uzun vadede bu daha da... çünkü biz gelecekte ortak bir beklentimiz yoksa o zaman ayrışabiliriz. Müslümanlar farklı devletlerde olabilirler. Hı. Geçmişte ortaklığı olan milletler veya insanlar ayrılıp farklı devletler kurabilir. Ama ortak gelecek beklentiniz varsa ayrılmayı düşünmezsiniz. Mesela İsviçre'de kimse ayrılmayı düşünmüyor. Çünkü ortak dilleri ayrı, dinleri ayrı ama evet. Yani burada şeye de bakılabilir, siyasi partiler açısından bakılabilir. Evet, buyurun. Yani orada çok ufak bir şey var. AK Partililerin diğerlerinden daha fazla, bir 10 puan kadar daha fazla Müslümanlığı önemsediği. Bağlayıcı görüyor. Bağlayıcı olarak görüyor. Evet. Diğerleri aşağı yukarı o konuda CHP, MHP ve HDP'ye oy verenler aşağı yukarı önemli. Benim HDP'liler ne diyor? HDP'lilerin de %42'si Müslümanlık diyor. %38'i tarih diyor, ortak tarih diyor. Orada benim önemsediğim bir şey var. HDP'liler ve CHP'lilerin %12,5'u her iki partide de ortak gelecek diyor. Biraz fazla. Yani orada herhalde biraz sol bir bakış açısı var. Sol biliyorsunuz daha böyle geleceğe bakar. Muhafazakar biraz daha mevcut yapıya ve geçmişe tarihe bakar. Tarihle daha çok ilgilenir. Onun da bir etkisi olsa gerektir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sorduğunuz konulardan önemli birisi de Abdullah Öcalan'ın etkisi. Bu konudaki cevaplar çözüm sürecini değerlendirmek bakımından da önemli. Çünkü çözüm süreci Abdullah Öcalan'ın çağrılarıyla ya da o çağrılara güvenilerek yola çıkıldı. Abdullah Öcalan'ın ne derecede etkili olduğu konusunda ne düşünülüyor? Evet, ekrana getirdik. Buyurun. Genel olarak değerlendirdiğimizde burada 2013 yılıyla karşılaştırmalı bir grafik var ama 2014 yılını baz alırsak hem HDP hem de PKK üzerindeki etkisinin azaldığına dair bir algı ortaya çıkıyor. Bu koyu izleyicilerimize koyu yeşil ve açık yeşil tamamen etkilidir demek. Evet, etkilidir. Etkilidir diyenler. Evet. Onlar azalmış. 2014 yılıyla kıyaslandığında evet, bu yıl algıda azaldığına ilişkin bir ölçümleme var. Hem HDP hem de PKK üzerindeki
etkisi konusunda. Ama Kürt kökenlilere sorduğumuzda aynı soruyu hem PKK hem de HDP üzerindeki etkisinin arttığı düşünülüyor. Ha. Özellikle PKK üzerindeki etkisinin arttığına ilişkin algı çok etkisi var diyenler %42.3, tamamen kontrol ediyor diyenler %26. Aynı şekilde HDP %70'e yaklaşıyor. Evet, evet. HDP üzerindeki etkisi, çok etkisi var diyenler hemen hemen %39, tamamen kontrol ediyor diyenler de %16, bu da aşağı yukarı %56'lık bir oran ediyor. Kürt kökenli vatandaşlarımız Abdullah Öcalan'ın HDP ve PKK üzerindeki etkisine ilişkin ne düşünüyorlar? Onunla ilgili bahsettiğiniz rakamların grafiği var. İzleyicilerimiz onu da görsünler. Şimdi bahsettiğim grafik. Çok etkili. Evet. Yani, tamamen etkili ve çok etkili. Aşağıdaki kırmızı ve onun üzerindeki ne diyelim turunç. Turuncu. Rengi topladığınız zaman Abdullah Öcalan'ın %70 oranında parti ve örgüt üzerinde etkili olduğunu Kürtler düşünüyorlar. Kürtler öyle düşünüyor. Şimdi hocam ben burada size yorum açısından bir şey soracağım. Abdullah Öcalan PKK'ya dedi ki 21 Mart 2013 silahlarınızı alın gidin. Silah devri bitti. Siyasi mücadele devri başladı. Gitmediği için ve olay PKK'nın sabotajıyla bugünkü çatışma noktasına geldiği için vatandaşlar genelde Öcalan'ın etkisi sandığımız kadar da değilmiş diyebilir. Bu çıkıyor ortaya. Evet. Ama Kürtler çok etkili diyor. Onlar da görüyorlar Öcalan'ın silahlarınızı alın gidin dediği halde gitmediğini, Öcalan'ın yapılan reformlardan dolayı hükümete teşekkür ettiğini. Evet. Biliyorsunuz çerçeve kanunu çıktı. Evet. Müzakere çerçeve kanunu çıktı. Öcalan bunun için açıkça hükümete teşekkür etti. Ama PKK buna rağmen vurmaya başladı. Kürtlerde PKK'nın üzerinde, partinin üzerinde Öcalan hala etkilidir diye artan oranda düşünülmesi bir algı mı, bir gerçek, nasıl yorumlar? Muhtemelen verdikleri önemin bir yansıması. Karizma etkisi. İkincisi de şimdi PKK'nın, tabii bizim ankette PKK'nın fiili elemanlarının yansıması yok. Biz onlarla bu soruyu soramıyoruz. Tabii. Dolayısıyla onların dışında yani PKK'ya sadece Kürt vatandaşımız bunlar. Evet. PKK'ya katılmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla onlar meseleye, şimdi PKK'lılara sorsak belki de büyük oranda diyecekler ki Abdullah Öcalan'ın Kürtler üzerindeki veya PKK üzerindeki etkisi zayıflamıştır diyecekler. Onlar onu PKK'lı diyebilir, zayıfladı diye. Ama sadece Kürt. Sadece Kürt bu algıda olmaması belki de çok normal. Yani çünkü o görüşte değil, orada değil en azından. O Öcalan'ı sinir olarak görüyor. Kişi olarak görüyor. Belki şey de çok önemli. Yani bu soruyu o soruyla birlikte, ikinci bir soruyla birlikte değerlendirmek lazım. Biz HDP'nin ve PKK'nın da Kürt halkını temsil edip etmediğini de soruyoruz. Ne çıktı? Şimdi orada net bir trend çıkıyor yıllar içerisinde. HDP'nin Kürt halkını temsil etme oranı artıyor. PKK'nın Kürt halkını temsil etme oranı da düşüyor. Keşke bu siyaseti de yansısa değil mi? İyi ama ben yansıdığını da tahmin ediyorum. Yani PKK'nın neden yeniden silahlı çatışmayı başlattığı sorusunu dönüştürüyor. Bir cevabı da bu olabilir mi? Bir cevabı da bu. HDP. Benim etkim azalıyor, HDP öne geçiyor, vuruyum. Herhalde PKK gibi silahlı bir örgüt bunu zaten istemez doğal olarak. Çünkü kendi etkisi ve önemi azalacak. Şimdi bizim sorduğumuz soruda Abdullah Öcalan'ın da hala etkisi olduğu, belli bir miktarda da olsa etkisi olduğu devam ediyorsa, ki o artık bir silahlı güç değil, bir üçüncü taraf, ama sanki söylemleri HDP'ye daha yakın. Çünkü siyaseten Türkiye Cumhuriyeti ile bir müzakere yürütüyor. O zaman siyasi kanat güçleniyor Kürt meselesinde. PKK'nın her unsurunun da bunu kabul etmek istemeyeceği çok açıktır yani. Evet. Yani Türkiye'deki problem hakikaten terör problemi. Yani iş siyasete kalsa işte şimdi çözüm süreci terör sabote. Çok daha rahat çözülecek bir meseledir. Evet. Bu sosyolojik bulgu da onu gösteriyor. Bir diğer soru aslında yani grafiklerde yok diye tahmin ediyorum. Siz buyurun. Söylediğiniz için tam denk düştü. Bu terör sorunu nasıl çözülmeli diye biz halka soruyoruz. Evet. Terör sorunu diyoruz ama biz halkın bunun PKK terörünü algıladığını biliyoruz. Yani tabii. Meselesi değil.
önemli bir değişim oldu bu çözüm önerilerinde. 2011 ve 12'de silahla çözülür, silahlı yöntemlerle çözülür diyenler çok ağırlıktaydı. 2013'ten itibaren bu değişti ve son 3 yıldır silahlı çözüm ve siyasi çözüm diyenler denkleştiler. %30 çözüm 30. süreci biraz da buna ikna etmiş bunu, galiba. Tabii ki ikna etti. Yani ne olursa olsun başarılı olmamış olsa bile, sonunda bir çatışmayla bitmiş olsa bile çözüm süreci siyasi çözümü zorlamış gözüküyor. Şimdi bir sokağa çıkma yasağını tasvip etmek veya tasvip etmemek, doğru bulmak. Banu Hanım ne dersiniz? Evet. Nedir o konuda bulgularımız? Halkımız %55 oranında sokağa çıkma yasağı uygun buluyor, doğru buluyor. Yanlış bulanların oranı? Yanlış bulanların oranı %34. Kalanı? Kalanı da fikrim yok demiş, %12'lik evet. bir oran. Yine bunların parti açılımlarına baktığımızda AK Parti %62 oranında buna destek veriyor. MHP %62 dolaylarında. Ve HDP, AK Parti ile MHP birçok bu konu söz konusu evet. olduğunda değil mi? Evet, örtüşüyorlar. Evet. Örtüşüyorlar. Yine HDP içinde de %31'lik bir oran, %30.6 bu oran. Buna destek veriyor. Evet. Mustafa Bey, HDP içerisinde %32 gibi 3 HDP'liden biri evet. sokağa çıkma yasakları gibi evet. nasıl sancılı bir süreç olduğunu hepimiz görüyoruz. Terörle mücadele o kadar kolay bir şey değil. Bunu tasvip ediyor. Evet. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Tabii yani HDP'ye oy verenler içerisinde de herhalde terörden muzdarip olanlar tabii. var. Doğal olarak tabii. var. Ve zaten terörle ilgili sorduğumuz soruda da bu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla onlar bunu onayladıkları anlaşılıyor. Burada mesela biz bölge olarak baktığımızda da enteresan bir şey çıkıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de %44 oranında onaylanıyor bu. Yani esas sokağa çıkma yasaklarının ve bununla bağlantılı operasyonların olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde %44'ü bunu onayladığını söylüyor. Dolayısıyla evet. halk muzdarip bundan. Kürt olması, Türk olması, HDP'ye, AKP'ye oy vermesi fark etmiyor. Yani durumdan muzdarip ve bunun çözülmesini istiyor. Dolayısıyla bunda yansıyor. Keşke HDP'liler de bu bulguları görseler, okusalar, kavrasalar yani da. Biz kamuyu açık yaptık. Yani ben de çağırıyorum yani kamuyu açık internet sitenizde var. HDP'liler de görsün yani bu PKK teröründen Kürtlerin de çok önemli bir bölümü nasıl bizar, nasıl şikayetçi. Gelelim Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Bakın ne diyor. Arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Mustafa Bey sizden dinleyelim. Evet burada biz birkaç yıldır başkanlıkla ilgili soruyorduk. Bu sene ilk defa bu tartışma çok gündemde evet. olduğu için nasıl bir cumhurbaşkanı olmalıdır diye sorduk. Partili mi partisiz mi tartışması çok olduğu için tarafsız ve partili tabii. opsiyonlarını verdik. Bunlardan birini seçmek istedik. %75'i halkın tarafsız bir cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylüyor. Burada tabii anketin pek çok yerinde, pek çok soruda gördüğümüz bir şey tekrar burada da gözümüze çarpıyor. HDP AK Parti'den çok ciddi bir şekilde ayrışmış noktaya geliyor ve HDP'lilerin %94.6'sı kesinlikle tarafsız olmalı diyor. Partili bunda olmalı. Şey olabilir mi? HDP'ye en çok sert eleştirileri yönelten Cumhurbaşkanı, Başbakan. Hem o hem de etkisi. Hem o hem de seçim sürecinde de biliyorsunuz evet. siz başkan evet. yaptırmayacağız diye bir evet. sloganları vardı. O HDP tabanında herhalde karşılık bulmuş gözüküyor. Benim için çok enteresan bir şey var burada. CHP'lilerin %26'sı. Önce AKP'lileri bir söyleyeyim. Söyleyeyim. Yani AKP'lilerin %22'si partili cumhurbaşkanı olsun, %72'si olmasın diyor. Evet. CHP'lilerin de %26'sı partili olsun diyor. Bu enteresan. Eğer hani anketin bir bozukluğu değilse seneye sorduğumuzda daha net bunu görürüz ama yani %26 CHP'li de partili cumhurbaşkanı olsun diyor. O da enteresan geldi bana. Bu partili cumhurbaşkanı, tarafsız cumhurbaşkanı, partisiz cumhurbaşkanı, muhafazakar, demokrat, cumhuriyetçi, solcu olmaya göre değişiyor mu? Evet, değişiyor. Nasıl değişiyor? Örneğin sosyalistlerin %96'sı tarafsız bir cumhurbaşkanı olmalı. Ama bu çok diyor. Sevindirici. Burjuva kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemişler. Ama ülkede sosyalistler çok az.
Ama muhafazakarların sadece %67'si tarafsız bir cumhurbaşkanı. Ortalamanın altında ama yine iyi yani. Yine hem muhafazakar iyi, evet. Hem partili cumhurbaşkanı hayır demek bugün. Yani muhafazakarlar için de %25'lik bir oran sadece partili olmalıdır diyor. Yine milliyetçilerin %76'sı tarafsız bir cumhurbaşkanı olmalıdır diyor. Cumhuriyetçi Kemalist kesiminde %72'si tarafsız bir cumhurbaşkanı evet. olmalıdır diyor. Mustafa Bey, size sosyolojik trendlerle ilgili bir soru soracağım. Diyelim ki Türkiye'de taraflı cumhurbaşkanı, başkanlık sistemi, tarafsız cumhurbaşkanı diye bir referandum yapılıyor. Çok kuvvetli bir propagandayla bu %70'lerdeki tarafsız cumhurbaşkanını partili cumhurbaşkanına veya başkanlık sistemine çekmek mümkün olur mu? Yani bu fikirler konsolide olmuş, oturmuş, yerleşmiş fikirler. Hayır, hayır. Yani konsolide olmuş fikirler değil. Bir kere bu partili tarafsız cumhurbaşkanı kavramı bu sene tartışmaya başlandı. Evet. Bunu bir başka şeyde görebiliyoruz. Aslında biz başkanlık mı istersiniz, parlamenter evet. mı devam etsin diye sorduğumuzda orada zaman içerisinde bir 10 puanlık değişim olmuş. Başkanlık lehine. Başkanlık lehine. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soruya gelip bağlarsam evet. burada mesela tartışıldıkça bir artış olduğuna belki göre. Belki de Cumhurbaşkanı o yüzden tartışılsın diyor, konuşulsun da evet, yani, lehte aleyhte kulaklar tabii, alışır. Herkes de çok bilmiyor yani evet. konuşulan şeyin ne olduğunu tam bilmiyor. Konuşuldukça bunun taraftarı da artıyor doğal olarak. O yüzden ben bu seneki bu partili ve tarafsız kavramının konsolide olduğunu söyleyemeyiz. O daha çok yeni ortaya çıkmış. Şimdi bahsettiğiniz grafiği ekrana getirelim izin verirseniz. Parlamenter sistemi, başkanlık sistemi bakın şöyle. Araştırmaya göre 2015 yılında halkın %68,9'u parlamenter sistem, %22,1'i başkanlık sistemini istiyor. Yarı başkanlık isteyenlerin oranı %7,3'te kalıyor. Evet, parlamenter demokrasi diyenler sizin ifade ettiğiniz gibi tarafsız cumhurbaşkanı diyenlerden 3 puan, 2 puan aşağıda. Evet, evet. Demek ki değişebilir bu. Değişebilir. Yani başkanlık ve yarı başkanlığı bir arada değerlendirirseniz %30 ile %70 gibi bir şey var. Yani ikisi evet. aynı diye düşünsek parlamentoyla. Ama hani oy değişimine bakarsanız son bir yılda %10 puanlık bir artış var başkanlığı destekleyenlerde. Hatta yarı başkanlıkla birlikte düşünürseniz %15'lik bir artış söz konusu. Geçen yılda. Bu da başkanlık sistemini isteyenlere umut veriyor. Elbette çünkü tartışıldı ve yani ikna edildiği anlaşılıyor. Ve eğer bir propaganda dönemine girilirse bu biraz daha artabilir elbette. Şimdi efendim sizin araştırmanızda 110-120'ye yakın veri var. Bunlardan önemsediklerimi ben size öncelik verdiklerimi soruyorum. Türkiye demokratik mi otoriter mi diye bir sorunuz var. Cevaplar şöyle. Buyurun. Evet. Nasıl okuyalım bunu? Banu Hanım sizden. Banu Hocam okursan ben de senden sonra okumaya çalışıyorum. Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu düşünenlerin %81,6'sı muhafazakar. Bunu milliyetçiler takip ediyor %59'lara yaklaşan bir oranla. Cumhuriyetçi, Kemalist, Sosyal Demokrat ve Sosyalistlere göre ise Türkiye otoriter bir ülke. Evet. Burada anlamlı olan muhafazakarların %18'inin Türkiye'yi otoriter olarak nitelemeleri. Kendileri iktidarda olduğu halde. Anlamlı mı ya? Ben de öyle zannediyorum ya da. Yani bu şimdi şöyle ortalamaya bakarsanız %54 aslında Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu düşünüyor. Yani çok büyük bir kesim değil. Yani değil. Çok umut verici bir şey değil. Partiye göre bu dağılıma baktığınızda parti oylam duruşlarına göre veya ideolojik yaklaşımlarına göre bir ifadede bulundukları anlaşılıyor. Muhafazakarlarsa bunların önemli bir kısmı AKP'ye oy veriyor. Onlar ülkenin daha demokratik evet. düşünüyorlar. İşte sosyalistse sol partilere oy veriyor. Onlar da temsili otoriter, otoriter olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla yani vatandaş biraz partiye göre şey yapmış. İkincisi Türkiye'de demokrasinin durumuyla ilgili sorduğumuz sorularda geçen yıla göre daha demokratik olduğuna dair bir algı ortaya çıkmış. Evet. Bu çok seçimlerden dolayı olabilir. Evet. Yani biz serbest seçimler oldu. Herkes konuştu için, falan. Evet. Üstte iki seçim yapıldı. Bu iki seçimin sonucu oldu. Muhalefet de iktidarda seçim sonuçlarını kabul etti. Büyük bir kavga, dövüş bir şey çıkmadı. Karakolda da bitmedi. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasi çalışıyor gibi bir yaklaşım var anladığımız kadarıyla. Evet. Şimdi ben bir hukukçu olarak en çok hepsinden çok önemsediğim konu yargı meselesi. Evet. Çünkü iş nihayet oraya gidecek.
oradan adil bir karar çıkacak mı çıkmayacak mı? Yargı ile ilgili bulgularınızı ekrana getirelim. Önce yargı hakkında ne düşünülüyor? Yargı siyasallaşıyor mu, siyasallaşmıyor mu? Cevaplar şöyle. Araştırma sonuçlarına göre yargının siyasallaştığını düşünenler 2011'de %49,6 iken 2015'te bu oran %65'e çıkıyor. Hayır, siyasallaşmıyor diyenlerse 2011'de %30 iken 2015'te %23,1'e iniyor. 2015 yılında partilerine göre yargının siyasallaştığını düşünenlerin durumu şöyle. AK Partililere göre %51,5, CHP'lilere göre %75,6, MHP'lilere göre %69,5, HDP'lilere göre ise %91. Evet Mustafa Bey, Türkiye'de halkın çoğunluğu yargı siyasallaştı diyor. Ve işin enteresanı 2011 yılında halkın %49,6'sı, 50'si, %50'si yargı siyasallaştı derken 2015'te %65 gibi dehşet verici bir rakam açıldı. Evet ve bu bir trend. Yani gittikçe pat diye atlamış değil, her yıl hafif hafif artan bir şey. Dolayısıyla her yıl biraz daha fazla insan Türkiye'de yargının siyasallaştığını düşünüyor. Bu parti hatlarında farklılık olmakla birlikte mesela en çok doğal olarak belki HDP'liler yargının siyasallaştığını düşünüyor. En az AKP'liler böyle olduğunu düşünüyor ama AKP'liler bile %51. %51 oranında yargının siyasallaştığını düşünüyorlar. Ama tabii burada ahlaki bir değerlendirme biz yapmıyoruz. Yani sorarken de yapmıyoruz. Yargının siyasallaşması iyi mi kötü mü diye sormuyoruz. Yani bazısı da iyi olduğunu düşünerek böyle de cevaplamış olabilir. Vallahi herhalde yargıda siyasallaşması kötü bir kavram. Bu konuda yani adaletin tarafsız olması, hiçbir şeyden etkilenmemesi falan. Herkesin çok içine gelecek, herkese fayda sağlayacak unsur tabii. Evet. Sizin bu konuda yargı konusunda... Tabii ki yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı esas güçler ayrılığı ilkesine göre yasama yürütme yargının birbirine çok müdahil olmaması gerekiyor. Bir demokratik bir ülkede herkesin eşit bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor, evet, yargı önünde. Dolayısıyla yargının siyasallaşması tabii bu anlamda bir takım tehlikeleri birbirinin beraberinde getiriyor. Şimdi bu konuda en iyimser AK Partililer %34'ü hayır yargı siyasallaşmadı diyor ama AK Partililerin de %51,5'u yargı siyasallaştı diyor. Evet. Böyle muhafazakar, Kemalist, sosyal demokrat falan diye bir bulgu var mı? O kırılımı yapmadınız. Evet. Şimdi efendim benim size sormak istediğim, bugün bana çok sayıda gelen mailde şunu soruyorlar. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne değişti ki AK Parti iktidarı kaybetmişken anayasayı değiştirmeye yaklaşan bir oranda oy artışı yaptı. Sizin bu konuda araştırmanız da var. Şimdi ne görünüyor Banu Hanım? Biz bu soruyu sorduk. Birinci sırada istikrar arayışı kendini belli etti. İstikrar arayışı diyenlerin çoğunluğu %29. Evet, çoğunluğu tabii AKP seçmeni. İkinci sırada koalisyonun kurulamaması, muhalefetin etkisizliği gibi göstergeler vardı. Bunlar da MHP'li seçmenlere göre en önemli göstergeler. Yani MHP seçmeni bir anlamda kendini suçluyor aslında. Yani, bu çok önemli. Evet. Koalisyon kurulamamasında MHP seçmeni kendi partisini sorumlu tutuyor. Evet, muhalefet etkisizdi, koalisyon kurulamadık ve bunun sorumlusu biz istiyor ve bunu... MHP'lilerin %28'i AK Parti'deki bu 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki oy patlamasını MHP'lilerin %28'i koalisyon kurulamadığı için AK Parti kazandı diyor. Evet. Bu da çok anlamlı. Son olarak da yasakları soracağım size. Ondan sonra programımızın süresi bitiyor. Çok memnuniyet verici bir şekilde Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu yasakları haber alma hürriyetine aykırı buluyorlar. Banu Hanım ne diyorsunuz? Evet. Diyorlar ki eğer ekranda. Evet, halkın haber alma özgürlüğünü engelliyor diyorlar Türkiye'de yayın yasakları. Biz bir de tabii karşıt bir söylem. %63.2
Biz tabii karşıt bir söylem de geliştirdik buna. Ulusal güvenlik gerekçesiyle bu tür yasakların getirilmesi normaldir. Buna destek ne kadar? %28.6 çıktı. Tabii bunun paralelinde medyanın temel işlevlerini yerine getiremediğine dair algı da çok güçlü olarak ortaya çıkıyor. Bana da bir medyacı olarak ben özür dileyerek sözünüzü keseceğim. Medya deyince hangi medya? Benim yazdığım medya, ötekinin yazdığı medya, belkinin yazdığı medya, sağ medya, sol medya, muhalif medya, iktidar yanlısı medya, o kadar çok medya var ki. Çok sesli olunca hangisine güveneceksin? Bir tereddüt oluyor. Halbuki herkes tercih ettiğine güveniyor aslında. Evet, evet. Dolayısıyla ben bu medyaya güveniyor musunuz sorusunu itiraz ediyorum. Herkes okuduğu, dinlediği medyaya güveniyor, öyle değil mi? Herhalde. Değil mi? Ama genelde medya değil. Derseniz her sene en düşük güvenilen kurum olarak da medya çıkıyor. Şimdi politikacılar da dünyanın her tarafında en düşük kurum olarak çıkıyor ama herkes güvendiği lidere, partiye de oy veriyor. Tabii. Ya, başka seçeneğiniz de yok zaten. Bu sonuçlardan birkaç cümleyle son bağlama yapacağız. Size son sözü de hocama vereyim, Banu Hanım. Ne ders çıkıyor ortaya? Ne ders çıkıyor? Aslında bazı temel noktalarda özellikle kimlikler bağlamında bir takım ayrışmaların söz konusu olduğu, kutuplaşmaların söz konusu olduğu görülüyor. Ama özellikle terörle mücadele konusunda siyasal yöntemlerin bugün askeri yöntemler kadar halk tarafından tercih ediliyor olması da önemli bir gösterge. Evet, siyasa yapıcıların dikkate alması gereken bir durum olarak ortaya çıkıyor. Evet, Mustafa Bey, son sözü size nokta deyip kapatacağız. Yani benim açımdan da en çok bu seneki anketin önemli tarafı kimliklerle ilgili farklılaşmaların test edilmiş ve ortaya çıkartılmış olması. Bu geçmiş yıllarda da partiler arası kopukluğu ve kutuplaşmayı ortaya koymuştuk ama bu sene farklı kimliklerle işte kendini etnik olarak farklı gören, cinsel olarak farklı gören, mezhep olarak farklı gören, dinsel olarak farklı gören onları da sorduk ve orada da başka kimliklerle bir arada yaşama arzusunun giderek zayıflamış olduğunu gördük. Çok endişe verici. Bu bence gelecek açısından. Partiler kimlikler üzerinden politika yapınca bu farklılıkları daha çok öne çıkıyor ve endişe verici bir şey oluyor. Ülke geneli açısından bakarsanız hani mutluluk da ülkede yaşama mutluluğunda da bir azalma söz konusu. Dolayısıyla içinde yaşadığımız bu tabii son birkaç aydır içinde yaşadığımız terör ortamının da etkisiyle bir karamsarlık var. Umarım en kısa sürede de giderilir. Yani dikkat biraz dikkat edin. Biraz itidal. Evet. Konuşurken biraz yumuşak dil. Değil mi? Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. İnşallah biraz sağduyu, biraz değil, epeyce sağduyu, epeyce yumuşak davranış, epeyce birleştirici söylem, bunlara ihtiyacımız var. Konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldılar. Gelecek hafta başka bir konuyla görüşmek üzere sizleri bekliyorum. İyi akşamlar. Farklı bir hikaye anlatacağım. Teknolojiyi şimdilik üretmesek de var olan teknolojiyi kullanan şirketlerin neleri başardığını göstermeye İzmir'e geldim. Nasıl başladı?